Sevgili seyirciler, bakın Kur'an-ı Kerim'de insanların toplum içinde hangi devirde ve asırda olursa olsun, hangi ülkede, hangi beldede olursa olsun, insanlar arasında tabiatı bozulmamış, ahlakı dejenere olmamış, sağduyusunu yitirmemiş toplumlarda devamlı böyle insanlardan nefret edilir. Devamlı yemin eden, şahsiyetsiz, İki yüzlü ve cemiyet içinde devamlı bozgunculuk çıkarmak isteyen kimselere karşı gönlü ve vicdanı temiz olan kimseler nefretle bakarlar devamlı. Böyle insanlar kesinlikle seciyeli, karakterli insanlar katında kesinlikle kredi sahibi değillerdir. Bunların hiç itibarı yoktur. Bakın İslamiyet daima insanların fevkalade müstakar, son derece yerleşik ve inanılır bir şahsiyete insanlar tarafından vakarla, haysiyetle hareket eden kimselere karşı İslamiyet daima yüksek bir prim veriyor. Onlara değer veriyor İslamiyet. Ama aşağılık insanlardan da devamlı insanların tedirgin olduğunu bildiğinden onlara itibar edilmemesi gerektiğini Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak emrediyor. O ayeti kerimede bakın. Ve la tuti' kulla hallafin mehin, hemmazin meşşain binemim, menna'in lil hayri mu'tedin esim. Bunlar sırayla geçiyor. Bundan sonra da utullim ba'de zelike zenim. Bu ayet-i kerimeler genellikle bütün bu Kalem suresindeki ayet-i kerimelerin önemli bir kısmı Mekke müşrikleri için. Sureti Mahsusa'da da Velid ibnül Mughirah isimli kişi için ve Ebu Cehil için. Yani bunların sebebi nüzulü onların bu saldırgan, bu bozguncu, bu toplumu tedirgin eden çirkin ve iğrenç hareketlerinden dolayıdır. Tabiatıyla kişiler bazen bazı kötülükleri nasıl temsil ederlerse bazen de iyilikleri ve güzellikleri temsil ederler. Onların şahsında onlara benzeyen bütün insanlar ifade edilmiş olur. Sebebi nüzul, ayet-i kerimelerin iniş sebebi bazen hususidir. Bir vakaya, bir şahsa bağlı olarak gelmiştir ama hüküm her zaman umumidir. Sebebi nüzulün hususi olması, bir ayetin iniş sebebinin özel olması, onun ondaki hükmün genel olmasını, onun getirdiği hükmün aynı vasıflara haiz kimselere teşmil edilmesini hiçbir zaman engellemez. Bunu bir usul kaidesi olarak daha önce de belirtmiştik. İşte bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin Hallaf dediği ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği bu kişi Velid ibn-i Mughire olarak bildirilmiş. Ama aynı karakterde olan toplumda nice insanlar tarih boyunca devir devir, asır asır daima gelmiş geçmiştir. Bu gibi kimselere karşı da bunlar genel bir kriter, bir kıstas teşkil ediyor tabiatıyla. Bakın ayet-i kerimenin bu menna'in lil hayri mu'tedin esimden sonra ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Utullim ba'de zâlike zenîm. En kâne zâ mâlin ve benîn, izâ tütlâ aleyhi âyâtuna, kâle esâtîrul evvelîn. Sadakallâhu l-azîm. Ya. Utül kelimesi de yine aynı şekilde burada mübalağa sıygısı. Atele'den geliyor aslında. Atele. Evet. Nitekim Hamim Duhan suresinde fa'tiluhu ilâ sevâil cahîm şeklinde geçmişti. Çekmek, sürüklemek manasına geliyor aslında atele fiili. Utül kelimesi insanları daima şerre, kötülüğe çeken manasına geldiği gibi boş ve galiz, son derece çirkin, son derece sert davranışlarıyla kırıcı olan manasına geliyor. İşte bu vasıflara haiz olan kimseler bunların insanlar arasında meydana getirdiği her türlü rahatsızlık ve tedirginliğe sen aldırış etme ve onlara itaat etme. Bu gibi kimselerin tesiri altında kalma, onlara layık oldukları cevabı ver buyuruyor Cenab-ı Hak. Utullin ba'de zelke. Utullin aynı şekilde menna'in lil hayri mu'tedin esim. Utullin yukarıda bu sıfatlar hep yukarıda
hallaf kelimesinin bir nevi devamı mahiyetinde oluyor. Sıfatlar birbirinin ardına sıralanmış. Sıfat mevsufa tabidir deniliyor ya işte. Hallaf-ı mehin, bu hallaf olan kimse hem mehin, hem hemmaz, hem meşşa, hem menna, ondan sonra muhtedin esim, hem günah saldırgan ve günahkar, ondan sonra ayrıca bir de insanlara karşı son derece sert davranan, insanlar için kırıcı olan, her türlü nezaketten, incelikten nasipsiz kalmış kimse manasında. Cafi ve galiz diye tefsir ediyorlar tefsirler ve müfessirler kitaplarında. Böyle kimselerden, bu kabil kimselere, bu sıfatlara haiz olan kimseye itaat etme. Ba'de zâlike zenîm. Bundan sonra da o aynı zamanda bir de üstelik zenîmdir. Zenîm burada nesebi gayri sahih demek. Babası belli olmayan anlamına geliyor. Yani, Velid ibn-i Mughira bunu duyduktan sonra birdenbire annesini giderek tehdit etmiş. Ben demiş, bir takım sıfatlar benim hakkımda zikrediliyor. Demiş, bunların hepsi benim için doğrudur. Bunlar bende var demiş. Ben bunları kabul ediyorum. Ama zenim, yani babası belli olmayan sıfatı da var. Bunu anlayamadım demiş. Benim babam kimdir diye tazyik etmiş. Bunun üzerine de tabiatıyla bu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi bu. Hakikaten o zamana kadar bu durumu bilen kimse yok. Kur'an-ı Kerim bunu ifşa ediyor. O kadar saldırgan, o kadar korkunç bir din düşmanı ki bu Velid ibn-i Mughira. Bu durum ortaya çıkınca rezil ve hacil oluyor. Hakikaten itiraftan sonra anlaşılıyor ki bunun babası gerçekten babası diye bilinen kimse değil ve bir başkası olduğu ortaya çıkıyor ve bu itiraf da ediliyor tabiatıyla. Bunun üzerine o artık söyleyecek söz bulamıyor tabiatıyla. Kur'an-ı Kerim'in bu müthiş mucizesi karşısında Peygamber Efendimiz'e saldırmasının korkunç cezasını, utanç ve mahcubiyetini, rezilliğini, hızlanını bu suretle tatmış oluyor daha dünyadayken. İşte bu özelliklere haiz olan kimselerin toplum içindeki yerleri ne olursa olsun, malları, mülkleri, sahip oldukları itibar hangi mertebede olursa olsun, onların malı, mülkü, çoluk çocuğu, hısım akrabası var diye onlara itaat etme buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakın işte وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ her yalancı alçağa çok yemin eden kimseye itaat etme. Sırasıyla geliyor. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪ينَ devamlı insanların kusurunu araştıran, ayıbını araştıran ayyâb manasına geliyor hemmaz. Ve devamlı kovuculuk yapan, dedikodu üreten, birinden alıp ötekine laf taşıyan kimseler. Hayrı, faydalı ve lüzumlu işleri cemiyet için son derece yararlı işleri devamlı engelleyen saldırgan ve günahkar, aynı zamanda da insanları devamlı itip kakan ve onları devamlı felakete sürükleyen, üstelik bir de ba'de zelike zenim, bir de nesebi sahih olarak toplumda kendisine itibarlı bir yer arıyor ama kendisinin aslında Arapların çok önem verdikleri soy sop konusunda bile belli bir dayanağının olmadığı bu haysiyetsiz, bu şerefsiz kimseye itaat etme. Neden dolayı itaat etme? En kâne zâ mâlin ve benin, li en kâne demek. Malı ve mülkü, mal ve mülk sahibi, çoluk çocuk sahibidir diye ona itaat etme. Yani insanlar bazı kimselere sahip oldukları ve gönüllerine sindirdikleri inancın gereği olarak kesinlikle muhatapta kendilerine saldıran kimselerde herhangi dünyevi bir itibar vesilesi olacak. İnsanların değer verdikleri gelip geçici bazı sebeplerden dolayı onlara itaat etme buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kabil kimseler kesinlikle itaata, bu kabil kimseler kesinlikle kendilerine karşı herhangi bir şekilde değer verilmesine layık kimseler değildir. En kâne zâ mâlin ve benin, mal sahibi ve çocuk sahibi olmasından dolayı
bu özellikleri sayılan haysiyetsiz kimselere itaat etme. Bunlara itaat gerekmez buyuruyor Cenab-ı Hak. İza tutla aleyhi ayatuna kâle esâtîrul evvelîn. Bu kimseye, bu özelliklere sahip olan bu kişiye ayetlerimiz okunduğu zaman o der ki bunlar eskilerin önceden gelmiş geçmiş insanların uydurdukları bir takım hurafelerden. Bunlar bir takım böyle mitolojik haberlerden ibarettir. Bunlar esatir üstura. Efsanedir bunlar derler. Masal diyorlar, masal haşa. Ayet-i kerimeler kendisine okunduğu zaman diyorlar ki bunlar vaktiyle daha önceden gelmiş geçmiş insanların anlattıkları masallardan ibarettir bunlar. Bunların hiçbir hakikati, hiçbir gerçeği yoktur. Bunlara inanmak gerekmez diye Kur'an-ı Kerim'in bildirdiklerini efsane, hurafe ve masal olarak niteler bu kimse. İşte onun bu tavrı Kur'an-ı Kerim'e karşı bu derece saldırgan, bu derece Kur'an-ı Kerim'e karşı garazkar ve hainane bir şekilde tavır almış olması kendisine kesinlikle, üstelik bir de bu çirkin ve korkunç, iğrenç vasıflarından dolayı hiçbir şekilde kendisine değer verilmesini gerektirmez. Onun isterse dünyevi bakımdan, maddi ölçüler açısından insanların değer verdikleri, kıymet verdikleri mal, mülk, akraba ve taallukat, yakınları itibariyle zenginlik bakımından, zenginlik insanın iktisadi gücünü ifade ediyor. Ekonomik güç. Hani bazı insanlar vardır ya, fevkalade zengindirler. Bütün insanlara tepeden bakarlar. Zenginlikleriyle onlar insanlar üzerinde bir hakimiyet, egemenlik kurmak isterler. Zalimane ve son derece gaddar bir tavırla insanlara hükmedip onları bir sürü olarak kullanmak isterler. Ve bazı insanlar onların bu zenginliklerine, onların sahip oldukları maddi imkanları gözlerinde büyüterek onları yüceltmek isterler. Onlardaki diğer süfli, aşağılık özelliklere hiç bakmadan bu gibi insanlara değer verirler. Bu ekonomik güç. İkinci olarak da benim, bu da insanların toplum içindeki içtimai gücü. Kalabalık, çoluk çocuğu var, etrafı, eknafı. Etrafında toplanan insanlar karşısında el pençe divan duruyorlar. O kimseyi öyle layık olmadığı şekilde tebcil ediyorlar, ona ihtiram gösteriyorlar. Bu özelliklerinden dolayı ister ekonomik açıdan olsun, ister sosyal açıdan olsun, onun durumu ne olursa olsun bu gibi kimseler, bu tarz, bu misulli insanlar kesinlikle hürmete layık değildir. Onlara itaat etme buyuruyor Cenab-ı Hak. Ona Allah'ın bizim ayetlerimiz okunduğu zaman o kalkar der ki bunlar eski insanların gelmiş geçmiş ta tarihe mal olmuş insanların masallarından, efsanelerinden ibarettir derler. Halbuki Kur'an-ı Kerim geçmiş nesillerin bazı ibretamiz, son derece düşündürücü, fevkalade ibretli vakalarını zikrediyor, onlardan ders alınsın diye. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları terü taze gerçeklerdir. İlimle, irfanla, insanların aydınlık düşünceleriyle, insanların her türlü araştırmaya, her türlü tetkikata açık faaliyetleriyle, herhangi bir şekilde çelişkisi olmayan, her devir ve asırda taravetini muhafaza eden, gerçekliğini koruyan bir özelliğe sahiptir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e efsane demek için insanların tamamen Kur'an-ı Kerim'den tek kelimeye bile herhangi bir şekilde vakıf olmamaları gerekir. Tamamen körü körüne bir iddia, ama Kur'an-ı Kerim'i bilerek böyle konuşan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'e karşı iftira attığı ortadadır. Ondan dolayı bu gibi kimseye kesinlikle itaat edilmez. Bunların sözlerine değer verilmez buyuruyor Cenab-ı Hak. Verme. Fela tuti, itaat etme buyuruyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Bu emir tabii bütün müminlere, bütün inanan insanlaradır. Hepimiz bu emrin muhatabı durumundayız. İnanan ve iman eden kimseler olarak.